Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler derim. Bu vergi reformu Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek meclise getirecek vergi reformu patronlar arasında da tartışılıyor. Yani bir yandan işte diyoruz ya hep emekçiler, emekliler acaba bizim üstümüze ne kadar yük binecek bu ekonomik program nedeniyle asgari ücret artmayacağını hükümet söylüyor. İşte emekli maaşlarındaki artışı bir toplantı yapılıyor. Onun sonuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO dönüşünde sunacaklar. O karar verecek ne kadar emeklilerin maaşı artsın diye. Muhalefetin dediği olacak mı? Onları da verdik size. Yani bir yandan bu tartışma var. Bir yandan da patronlar dünyasında bir tartışma var. Şimdi öyle anlaşılıyor ki en büyük patronlar, yani Türkiye'nin işte en büyük sanayicileri, en büyük ihracatçıları, özellikle sanayicileri. Bunlar hükümetin bu vergi reformu meselesini destekliyorlar. Ama en büyükler destekliyor. Diğerleri çok desteklemiyorlar. Çünkü şey diyor ki, Mehmet Şimşek diyor ki, bugün TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısı vardı. Orada da konuştu, dedi ki biz bu kayıt dışılıkla amansız bir mücadeleye gireceğiz. Tabii aylardır bunu söylüyor da ne zaman girecek onu da bilmiyorum yani. Hani ne zaman gireceği onu da bilmiyorum. Ama hem TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hem de Orhan Turan TÜSİAD Başkanı her ikisi de yaptıkları konuşmalarda başka şeyler de söylediler. Geleceğim, siyasi mesajlar da var. Başka şeyler de söylediler. Ama özellikle dediler ki aman bu vergi meselesi. Biz vergi vermeyenden vergi alınmasından yanayız. Hakikaten bu şey artık bir hani ne derler kriter haline geldi. Bu ekonomik krizden çok kazananlardan çok vergi alınmasının yanı sıra vergi hiç vermeyenlerden de alınsın. Çünkü Türkiye'deki vergi sistemsizliği aslında şöyle değerli izleyiciler. Vergiyi verenden sonuna kadar al, vergiyi vermeyeni bırak gitsin. Onun peşine düşme. Yani bu enteresan bir durum. Şimdi burada hem ben Ömer Aras'ın söylediğinden 4 hem de Ömer Turan'ın, Orhan Turan'ın özür dilerim söylediğinden 5 not çıkardım. Şimdi şeyin en önemlisi bir kere Orhan Turan TÜSİAD Başkanı'nın en önemli bana kalırsa sadece ekonomiyi değil daha çok siyaseti ilgilendiren ama siyaset dolayısıyla ekonomiyi ilgilendiren mesajı diyor ki siyasette normalleşme adımları hepimizi mutlu ediyor. Şimdi bu toplantının bir özelliği var. Biliyorsunuz bir süredir, birkaç yıldır, epey bir yıldır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TÜSİAD'a adeta bir ambargo koymuştu. Adeta bir ambargo koymuştu. 2018 bendeki kayıtlara göre 2018 yani bu 2018'in özelliği ne diye soracak olursanız 2018'de Mehmet Şimşek'in görevine son vermişti Maliye Bakanı olarak ve ekonomiden sorumlu işte kaptan olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye'yi birleştirip başına da damadı Berat Albayrak'ı getirmişti. Ondan sonra işte bu NAS ekonomisine girmiştik. Biz faizleri zorla düşürelim bak enflasyonda nasıl düşüyor falan diye öyle bir şey olmadı tabii. Biz bu duruma geldik. Orhan Turan'ın deyişiyle 10 yılda Türkiye fakirleşti. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyor. Kaybedilmiş bir 10 yıl var. Ama o şeyden sonra yani en son 2018'deki TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ekonomiyle ilgili bir bakan da değil. Ziya Selçuk da o zaman Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u göndermişti. Cumhurbaşkanı ondan sonra da hükümetten hiç kimsenin katılmasına izin vermedi. TÜSİAD'ı adeta düşman ya da hasım ilan etti. Geçtiğimiz sene TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu'na değil ama bir o çerçevedeki bir işte çaylı toplantıya katılmıştı Mehmet Şimşek. Onu saymıyoruz. Çünkü hani TÜSİAD üyelerinin tamamına Yüksek İstişare Kurulu'na yapılmış bir konuşma değildi. İşte 2018'den bu yana ilk defa diyebiliriz ki hükümetten, ekonomiden sorumlu, yetkili bir kişi gelip TÜSİAD'da tekrar konuştu. İşte o yüzden diyorum ki bu şeydeki verilen Orhan Turan'ın TÜSİAD Başkanı'nın şey mesajı siyasette normalleşme adımları hepimizi mutlu ediyor. Mesajı önemlidir. Şimdi gelelim diğer söylediklerine. Önce söz alan şey oldu.
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras oldu. Şimdi bakın en baş şey konu başlıkları halinde 4 mesaj var. 1. Anayasanın üstünlüğünden taviz vermemeliyiz. 2. Yabancı yatırımcıların yargıya bağımsızlığı, yargının bağımsızlığına güveni tam olmalı. 3. Vergi vermeyenden vergi almalıyız. 4. Dünya ile ancak liyakatli kadrolarla mücadele ederiz. Bunun anlamı ne? Ben size tercüme edeyim mi? Dilim döndüğünce müsaade ederseniz. 1. Anayasanın üstünlüğü ilkesinden taviz veriyoruz. Vermemeliyiz diyor. 2. Yatırımcıların, yargının bağımsızlığına güveni tam olmalı. Demek ki tam değil. Onu söylüyor. 3. Liyakatli kadrolarla mücadele edebiliriz. Dünya ile ancak rekabet edebiliriz diyor. Yani liyakatli kadrolar yeterince yok diyor. Ve 4. Vergi vermeyenden vergi almalıyız. Çünkü vergi vermeyenden vergi almıyoruz arkadaşlar. Herkes bir yolunu buluyor. Yani şeyde bu böyle. O yüzden şimdi çok büyük şirketler, çok büyük sanayiciler, bunların çoğu zaten dünyayla iç içe şirketler. Dolayısıyla hani vergi denetimlerinden kaçmaları çok zor. Her şeyi, bütün defterler açık. Ama özellikle hani küçük, orta ölçekli işletmelere gidildikçe, kimseyi suçladığım yok ama orada bir feveran var. Neden vergi denetimi? Ya kazanıyorsan vereceksin. Ben nasıl burada bir serbest gazeteci olarak kazandığım her kuruş paranın hesabını veriyorsam ve vergisini ödüyorsam siz de ödeyeceksiniz arkadaş. Öyle asgari ücretle boğaz tokluğuna insanı çalıştır. Hatta Anadolu'da bazı yerlerde duyuyoruz asgari ücret veriyor, parasını da geri alıyor. Yani 17 bin 2 lira çok geliyor ona. 17 bin lirayı oradaki garibana, zaten hani yaşama kavgasındaki insana veriyor. Onu da geri alıyor bir kadar. Ben sana 17 bin vereceğim ama aslında 15 bin falan diye. Ya böyle insafsız şeyler var. Şimdi bunlar feveran ediyor. Efendim biz nasıl vergi verelim falan diye. Şimdi bu bir. Gelelim Orhan Turan'ın söylediklerine. Hani şeyi zaten saydım. Hani kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Dolayısıyla siyasette normalleşme istiyoruz diye onun söylediğini şey yaptım. Şimdi gelelim hani nokta nokta mesajlarına. Bazı kalıpları yıkmaya yönelik konuştuğunu söyledi zaten. Neymiş o kalıplar bakalım. 1. İhracat artışı için Türk lirasının değer kaybetmesi gerekmiyor. Halbuki özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi bunu şey yapıyor. Efendim Türk lirası yeterince değerli, değersiz değilmiş. Çok daha değersiz olmasını istiyorlar. Yani şimdi mesela 1 dolar ne kadar? 32-33 lira. Diyorlar ki daha fazla düşsün. Türk lirası iyice değersiz hale düşsün ki biz burada işçileri hakikaten hani yok pahasına çalıştıralım. Çok daha kar elde edelim. Ha bu tabii diyorum tek tek hiçbir şirketi suçladığım yok. Böyle bir mantık var ama. Böyle bir mantık var. Bakın bu şirket karları meselesi diyorum ya, patronlar arasında giderek daha fazla tartışma yaratmaya başladı. Biliyorsunuz bu şirketlerin fahiş kar hırsı nedeniyle şeyi işte bu Temmuz ayında enflasyon beklenenden fazla gelecek lafı edilmişti. Kim etmişti bunu, bu lafı? Yani bir CHP'li, İYİ Partili, DEM Partili mi etmişti? Hayır. Erhan Çetinkaya, TÜİK Başkanı bu sözü söylemişti. Buna tepki bugün Odalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu ismini vermedi TÜİK Başkanı'nın ama dedi ki özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini doğru düzgün yapsın. Sapla samanı birbirine karıştırmayalım. Demek ki TOB'un tabanında bir şey var. Ya sen bizim işte fiyatları arttırmakla mı suçluyorsun? Hükümet bizi fiyatları kasti arttırmakla mı suçluyor diye Odalar Birliği de kendi üyelerinin çıkarları, Odalar Birliği Başkanı da kendi üyelerinin çıkarlarını böylelikle hani Erhan Çetinkaya'dan ismini vermeden ne diyelim acısını çıkararak, onu hedef alarak şey yapıyor. Birden devam ediyorum. Birincisi neydi TÜSİAD Başkanı'nın sözlerinin? İhracat artışı için Türk lirasının değer kaybetmesi gerekmiyor. 2. Kayıt dışılıkla mücadele KOBİ'leri zarara sokmaz. Halbuki KOBİ'lerden öyle bir şey var. Yani şimdi Odalar Birliği'nin Türkiye'nin en büyük iş kuruluşu. Üye bakımından. Yoksa hani
üretim ve ihracat bakımından TÜSİAD ama üye bakımından, yaygınlık bakımından ülkeye Odalar Birliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Şimdi orada şöyle bir şey var. Efendim biz bu kayıt dışılıkla mücadele diye diye vergi denetçilerini bize göndereceksiniz, müfettişleri. Ondan sonra biz de zarara gireceğiz. Ya arkadaş, vergini doğru düzgün vereceksin. Hesabını da ona göre yap, zarara girme. Diyor ki yani iki, bu kalıbı yıkmamız lazım diyor. Kayıt dışılıkla mücadele KOBİ'leri zarara sokmaz diyor TÜSİAD Başkanı. Sonra 3. Bilgi ve teknolojiyi harekete geçirmek Türkiye'yi bölmez diyor. Bilgi ve tecrübeyi, pardon, teknoloji dedim. Bilgi ve tecrübeyi. Şimdi buradan nereye geliyor? Burada diyor ki aşırı merkeziyet var. Oradan şeye de geliyor. İşte seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanıyor ya, işte sen şuraya yan baktın, sen zamanında bunu yapmıştın falan diye. Bunlar diyor zarar veriyor diyor. Yatırım ortamına da zarar veriyor diyor. Kim diyor? Türkiye'nin en büyük yatırımcı derneğinin başındaki, TÜSİAD'ın başındaki kişi diyor. Sonra dördüncüsü diyor ki ifade özgürlüğü siyaseti kaosa sokmaz. İfade özgürlüğünü diyor şey yapmamamız lazım, engellemememiz lazım diyor. Ve beşinci olarak da bilimsel bilgi ile ahlaki değerler çelişmez diyor. Şimdi bütün bunları hani evet, sadece şöyle bir anlayış var bizim siyasetçilerde. Kardeşim, iş adamı ya da iş insanı kendi işiyle uğraşsın, siyasete falan karışmasın. Şimdi bunlar siyaset mi? Yani bu şey, hani hakikaten demokrasi, demokrasi dediğiniz şey sadece siyasi demokrasi değil, ekonomik demokrasi anlamına da geliyor. Siz hukukun üstünlüğüne ne kadar değer verirseniz, yargının bağımsızlığına ne kadar değer verirseniz, ifade özgürlüğüne ne kadar değer verirseniz, bakın bu ifade özgürlüğü şu anlama da geliyor. İlla siyasi ifade özgürlüğü değil. Bakın bizim üniversitelerimizde konuşan yok. Konuşan kalmadı. Ya ben konuşurum şimdi, bir öyle bir tez, aslında şu şöyle bir şey tez yapmak istiyorum, araştırma yapmak istiyorum. Ama şimdi bunu yaparsam rektörle başım belaya girecek. Rektör diyor ki eyvah, bu adam diyor şöyle bir doktora tezi yazarsa diyor benim YÖK'le başım belaya girecek diyor. YÖK'teki yetkililer diyor ki aman ya, şimdi şimşekleri üzerimize çekmeyelim. Ne olur ne olmaz adam sende diyor. Abi bir bakıyorsunuz suya sabuna dokunmadan. Çok iyi çalışmalar da var biliyorum ben. Kitap yazarken şimdi doktora tezlerinden falan çok yararlanıyorum. Ama çok büyük bir kısmı hakikaten suya sabuna dokunmama amacı taşıyan şeyler. Neden? İfade özgürlüğü işte bilimde, sanatta, her tarafta, sadece siyasetten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bunlar tartışılıyor. Şeyin nasıl yani, bu eleştirilerden ya da sözlerden sonra Mehmet Şimşek neler demiş acaba TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyelerine? En önemli kısmı bana kalırsa diyor ki kayıt dışılıkla amansız bir mücadeleye başladık. Eylem planı olmayacak. Şimdi bu enteresan. Yani eylem planları genellikle Türkiye'de aslında uygulanmamak üzere hazırlanıyor da fiiliyatta mücadele edeceğiz diyor. Şimdi fiiliyatta kayıt dışılıkla mücadelenin bir tek yolu var arkadaşlar. Yani tamam, bunu dallandırıp budaklandırmak mümkün de bir tek yolu var. Vergi müfettişlerine, vergi denetçilerine yetki vereceksiniz. Orada karşılarında hotshot etmeyecek kimse. Tabii burada hani şöyle bir mekanizma öteden beri Maliye Bakanlığı'nda vardı. Vergi denetçilerinin de denetlenmesi mekanizması. Çünkü şimdi kimseyi suçlamak için değil ama rüşvet gibi, çıkar gibi meselelerde herkes aynı tutarlılıkta olamıyor. Birkaç tane çürük elma, bir işte diyelim sepet içindeki birkaç tane çürük elma diğer hepsini de çürütebilir ya da adını çürüye çıkarabilir diye böyle bir sistem var. Fiiliyatta mücadele diyor ya Şimşek, vergi denetçilerine iyi maaş vereceksiniz arkadaş, iyi maaş vereceksiniz. Gözü şeyle ne bileyim hani altının pırıltısıyla kamaşmayacak. İyi para vereceksiniz vergi denetimine. Yetki vereceksiniz. Arkasında duracaksınız. Orada ilçe başkanı telefon açıp sen kim oluyorsun bu adamı derhal sürün bilmem Hakkari'ye demeyecek. Tamam mı? Yani Hakkari'liler kusura bakmasın da işte böyle, ne yapalım Türkiye? Yani diyor ki yani eylem planı falan değil, fiiliyatta olacak. Ümit ediyorum olur. Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak. Şimdi bu doğrudan doğruya hem TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nun başkanı hem de TÜSİAD başkanının mesajlarıyla örtüşüyor. Birebir aynı. Yapabilecek mi?
yapmasını çok isterim. Diyor ki vergilendirilmemiş alan bırakmayacağız. Vergide adaleti böyle sağlayacağız. Şimdi burada çok iddialı bir laf ediyor. Diyor ki yük hiçbir şekilde, yani ekonomik krizden çıkış programının yükü. Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek. İnşallah. Peki nasıl yüklenmeyecek? Fiyatlar belli. Tamam, biz enflasyonu düşürdük. Şimdi bugün Şimşek de söylemiş, işte önümüzdeki ay 60'ın altına, ondan sonra 50'nin altına falan düşebilir diye. %38 hedef. Yani 40 olsun razı millet falan, yıl sonu hedefi. Ondan sonra ama nasıl olacak bu iş? Yani vatandaşın geçim derdi ne olacak? Burada hep rakamlardan, yani TÜSİAD da rakamlardan, ilkelerden söz ediyor. Odalar Birliği de rakamlardan söz ediyor. Efendime söyleyeyim, Şimşek de rakamlardan söz ediyor. Efendim işte TÜİK Başkanı da rakamlardan söz ediyor. Geçimden söz eden yok. Yani onu muhalefet söylüyor. Yani CHP söylüyor, DEM söylüyor, İYİ Parti söylüyor. Muhalefettekiler diyor ki yani geçim derdi ne olacak arkadaş? Hatta işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri biliyorsunuz. Yani ya geçim ya seçim dedi. Eğer sen bu işte emekli maaşlarını yeterince artırmazsan, asgari ücreti artırmazsan ben erken seçim kampanyasına başlarım falan diye tehdit etti. Tutar mı tutmaz mı? Ayrı mesele. Ben size olanları söylüyorum. Fakat arkadaşlar bu şey... özellikle vergi meselesi, işte önümüzdeki günlerde meclise gelirse tam olarak göreceğiz, izlenimlerimizi tabii aktaracağız size ya da haberlerini, ama bu vergi meselesi sadece çalışanlarla işverenler arasında değil, işverenlerin kendi arasında da ciddi bir tartışmaya yol açmış görünüyor. Ben kendi safımı hep belli ediyorum. Yani arkadaş, kazanan az kazansın, çok kazansın, ne kadar kazanıyorsa vergisini verecek. Ha, ondan sonra bana diyebilirsiniz ki ya kardeşim bunun denetimi mi var? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi mi kaldı? Sayıştay'ın yetkisi mi kaldı? Bunları denetleyecek. İşte o da olacak. Bu da demokrasi mücadelesiyle olacak. Yani şurası siyasettir, burası ekonomidir falan diye ayıramıyorsunuz günümüz dünyasında. Hepsini bir arada değerlendirmek zorundayız. Ama bu vergi tartışması gerçekten daha çok su kaldıracak gibi. Daha biz bu konuda çok program yapacağız, öyle anlaşılıyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.